Bugün hep birlikte Ankara'mızın ilçelerine ziyarette bulunuyoruz. Vekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte vatandaşımızla istişare etmek, hem ilçelerimizin problemlerini, sorunlarını görmek, yerinde tespit etmek hem de bunlara çözüm bulmak üzere Ankara Güdül ilçemizdeyiz. Akabinde Beypazarı, Nallıhan ve en son da Ayaş ilçelerimizde ziyarette bulunacağız. Burada da Ankara'mızı, Ankara'mızın ilçelerini, hemşehrilerimizi proje noktasında ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları hep birlikte yapmaya gayret edeceğiz. Biz yerel seçim sürecinde de hep aşk ile çalışan yorulmaz dedik. Neşet Ertaş'ın söylediği gibi. Biz aşk ile vatandaşlarımızın rızasını alarak, onların gönlünü alarak şehirlerimizi ihya ve inşa etmek üzere çalışıyoruz. Ve amacımız eser siyaseti yapmaktır, eser üretmektir. Bu anlayışla gece gündüz tüm ekibimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ve bu kapsamda Ankara'mızda da çok büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Ankara'mızda sosyal konut kapsamında bugüne kadar 91.500 konutun yapımını tamamladık, vatandaşlarımıza teslim ettik ve şu anda 100.000 konut kapsamında 12.500 sosyal konutumuz fiilen Ankara'da ilçelerimizde devam etmektedir. Diğer taraftan kentsel dönüşümle ilgili hem tarihi mekanların dönüşümü hem de riskli binaların dönüşümüne ilişkinde Ankara'mızın hemen hemen her ilçesinde projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. Tarihi mekanların dönüşümü için Altındağ ilçemizde Ankara Kalesi ile başlayıp Hergele Meydanı'na kadar uzanan tarihi bir dönüşümü inşallah yapacak adımları atıyoruz. Bu çerçevede Hergele Meydanı'ndaki ihalemizi gerçekleştirdik. Oradaki vatandaşlarımızın, esnafımızın taşınması üzerine yapılması gereken hem satış birimleri hem de otelci kardeşlerimizin taşınacağı alanlara ilişkinde çalışmalarımızı belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Ankara Kalesi etrafında önemli kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz ki bu kapsamda da inşallah dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Ankara merkezli Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 81 ilde yeşil alan miktarımızı arttıracak 81 milyon metrekare hedefiyle millet bahçesi projelerimizi yürütüyoruz ve merkezini Ankara'ya aldığımız, kuzeyiyle güneyini, yine batısıyla doğusunu birleştirdiğimiz 4 ana ekolojik hat üzerinde millet bahçelerini de yatayda birleştirmek suretiyle şehirlerimizdeki yeşil alan miktarını arttıracak adımları atıyoruz. Bu kapsamda Ankara'mıza tam 19 tane yaklaşık 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi kazandırıyoruz. Hem merkezde hem de ilçelerinde olmak üzere bu millet bahçeleriyle birlikte Ankaralı hemşehrilerimiz hafta sonları burada aileleriyle birlikte hoş vakit geçirebilecekler. Bu doğal güzelliklerden faydalanabilecekler. Yine Ankara'mızın, belediyelerimizin ihtiyaçları olan gerek araç gereç noktasında, gerek köylerimizin, ilçelerimizin yol yapımı noktasında, altyapı noktasında her türlü ihtiyaçlarını da İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle belediyelerimize gerek hibe gerek de kredi desteğiyle yapmaya gayret gösteriyoruz. Şu an Güdül'ümüzdeyiz. Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan ilçemiz. Türkiye'nin 15. Anadolu'nun da ilk sakin şehir unvanını almış güzel bir ilçemiz. Tarihi bir ilçemiz. Şehitleriyle, mertleriyle ünlü bir ilçemiz. Ve bu noktada Güdül'e yaptığımız ziyaret çerçevesinde sakin şehir unvanını daha da güzelleştirecek, iyileştirecek hamleleri yapma kararı aldık. Bu kapsamda şehrin içinde bulunan tarihi camimizle cami etrafındaki ticari ünçelerin ihyasını gerçekleştirecek bir projeyi inşallah Güdül Belediye'mizle birlikte yapıyor olacağız. Ve bu kapsamda eski belediye binamızı, kaymakamlığımızı da yeni alanlara taşımak, bu alanda da meydan çalışmasıyla birlikte oradaki ticareti canlandıracak, Ankara'dan, Anadolu'dan gelen tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek
restoranları, tarihi alanları, mekanlarının ihyasıyla birlikte Güdül'ün merkezinde inşallah çok önemli bir proje gerçekleştiriyor olacağız. Buradaki tarihi mekanları, konaklarımızı restore ediyoruz ve bu kapsamda belediyemizle ortaklaşa bir proje yürütüyoruz bakanlık olarak. O projelerine de gerek hibe gerek de kredi desteği vermek suretiyle Güdül'ümüzü, o sakin şehir Güdül'ü çok daha fazla ihya edecek, o tarihi mekanları güzelleştirecek çalışmaları yapacağız. Buraya gelen vatandaşlarımız geldiğinde İnönü mağaralarının bulunduğu alandayız şu an. İnönü mağaralarına ziyarette bulunacak ki Türkiye'de baktığınızda 269 tescilli mağaramız var. Bu mağaralardan bir tanesi de İnönü mağarası. Yine Güdül'ümüzde tescilli ağaçlarımızın oldu ki 9300 civarında Türkiye'de tescilli ağaçlarımız var. 3500 yıllık tarihi olan Güdül'ümüzde de hem tescilli ağaç noktasında hem de mağara noktasında hakikaten zengin bir ilçemiz. Yine arkamızdan akmakta olan 3 ilçemizi, Kızılcaman, Beypazarı ve Güdül'ü de birbirine bağlayan Kirmir Çayımız var. Kirmir Çayı etrafında da çok önemli bir çevre düzenleme projesi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda gelen vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin, turistlerimizin bu doğal güzellikten faydalanabileceği ki bu Kirmir Çayı'nda hala su samurları mevcut ve bu su samurları buranın temizliğini, güzelliğini bize net bir şekilde ifade etmektedir. Hava kirliliği açısından gerek bizim mobil cihazlarımızla yapmış olduğumuz testlerde gerek fabrika gerek evsel olarak hiçbir hava kirliliğinin görülmediği bir ilçemiz Güdül'ümüz. İnşallah tüm çalışmalarımızla birlikte hem Güdül'ümüzü hem Nallıhan'ımızı, Beypazarı'mızı, Kızılcahamamızı, Kahraman Kazan'ımızı, Ankara'mızın tüm ilçelerini ihya edecek bu çalışmaları hep birlikte yapacağız diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.